Bir son dakika gelişmesi için yayınımıza ara veriyoruz sayın seyirciler. Biraz önce Erdenet Holding bünyesindeki Erdenet Kimya'ya ait 17 fabrikada eş zamanlı patlamalar meydana geldi. İstanbul'un her yerinden duyulan bu patlama sesleri halkta korku ve paniğe neden oldu. Yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat olayın terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Edinilen ilk bilgilere göre 17 fabrikada tamamen çalışamaz hale geldi. Gerçekleşen saldırılarda şans sesleri hiç can kaybı olmazken... Gözüne bak, yağmurdan doluya, mengeneden cendere, yollar bizi hak. Kurşun, bıçak, tokat, yumruk, tekme, sokaklarda yaşar, o kan akar. Durmaz, derin koma atar damar. Silindir gibi geç dertler, asfalta benzer işler. Döndü terse ensemde sorumluluk ve dirayetle, derde deva gelen ellerle. Sırtımdaki bıçakları say, sokan belli ve sığ sebeple. El ele verince mahallem küllerimden dirilir, anka kuşu gibi, fırtına gibi. Mahallemin yolu bir, dertlerimiz deniz gibi serin derin. Yüzme bilmek yetmez, açılma tsunami gibi döneriz. Mahallemin yolu bir, zincirleri kırıp da güçleniriz. Dosta, kardeşe, aileme dokunma, tsunami gibi döneriz. Yüzüm gözüm kana, kire bulanıyor bu savaş. Daha yeni başlıyor gölgeler, suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Yüzüm gözüm kana, kire bulanıyor bu savaş. Yeni başlıyor gölgeler, suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Hayır! Tepe atlar, sokak yanlar, cebe koyar, apar topar. Güneş batar, ay çıkar, vurur dibe, çare arar. Mezar kazar, kendi yatar, plan yapar, ezber bozar. Güneş doğar, felek şaşar, vurur dibe, başa sarar. Dinamitle patlatsan da, entikalarla aldatsan da, paylar saydam, hasat gelir orakla, çarkına çamakla, düşman bakar çorakta. Dal çıkar budaktan, kopan olsa da, fal tutar sokaktan, koşan olmasa bal tutan. Parmak yalar nerede lan, bir tutan sadakat ve yal. Mahallemin yolu bir, dertlerimiz deniz gibi serin derin. Yüzme bilmek yetmez, açılma tsunami gibi döneriz. Mahallemin yolu bir, zincirleri kırıp da güçleniriz. Dosta, kardeşe, aileme dokunma, tsunami gibi döneriz. Yüzüm gözüm kana, kire bulanıyor bu savaş. Daha yeni başlıyor gölgeler, suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Yüzüm gözüm kana, kire bulanıyor bu savaş. Daha yeni başlıyor gölgeler, suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Yenge, müsait misin? Geleyim mi? Gel. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ben ne yapacağım Yamaç? Akın bende. Merak etme. Yani kılına zarar gelmeyecek. Ama Karaca burada yenge. Hiç iyi değil. Görüyorum. Gözün üstüne ayırma. Bunu yapabilirsin, olur mu?
Karaca, ben ne yapayım? Yani ne yapabilirim ki? Bütün bunlardan sonra Azer'e yap... Yani bu olanlardan sonra babasına olanlardan. Bir dakika. Ne oldu Azer'e? Kim? Ne yaptı? Hiçbir şeyden haberin yok. Sırtında onca yük. Ama şunu bil. O yükler sadece senin sırtında değil. Hakkını boş ver. Karaca'yı da. Ölmesi gereken ölür. Ben artık alıştım buna. Hadi git. Gideceğim. Sen de şunu bil. Kimse yük falan değil. Estağfurullah. Zor şeyler yaşıyoruz. Beraber halledeceğiz. Beraber. Öyle mi? Karaca, gelebilir miyim? Müsait misin kızım? Gel amcam. Karaca. Ne oluyor kızım? Neyin var? Çok üşüyorum amca. Anlamıyorum. Geçmiyor. Yürü, kalk, hastaneye gidiyoruz. Yok yok. Bir şeyim yok. Ateşim yok. İyiyim bak. Çok üşüyorum amca. Üşüyorum. Geçmiyor. Geçmeyecek. Biliyorum ben. Geçmeyecek. Gidelim mi abi? Ben buradayım Metin. Bitti. Cuma ile Koçovalı gelmeyecekmiş dersin. Cuma ile Koçovalı yok dersin. Herkes bundan sonra kendi başının çaresine bakacak. Bitti. Kahraman abiyi kaybedince biz kimsenin yüzüne bakamadık abi. Sağ yanı bana emanetti, sol yanı Kemal'e. Koruyamadık. Rahmetli biraz şey adamdı biliyorsun. Hareketliydi yani, öyle yerinde durmazdı, çocuk gibi kaçardı bizden. Bir de severdi öyle, alemdir, kadındır. Ama istemezdi kimse bilsin. Senin abi varsa yanında, o arardı işte, derdi biz buradayız, şuradayız, merak etmeyin. Ama o demezdi. Demedi yani. Biz berbat olduk abi. Selim abi gördü bir gün, çekti kenara. Çok olmamış daha öleli. Dedi oğlum kendinizi suçlamayı bırakın. Olmadığınız yerde olandan sorumlu olamazsınız. O zaman şeyde, Hindistan'da bir uçak düşmüş. 300 küsür kişi ölmüş. Dedi bu da mı sizin hatanız lan? Benim hatamdı dedi. Benim tetik olmam lazımdı dedi. İşte yapamadım, olmadı, koruyamadım filan. Birden çıkardı abi sustalıyı. Döndü arkasını, dövmeyi gösterdi. Dedi Metin kazılın şunu. Dedim abi ne diyorsun, ben nasıl yapayım? Kazı lan dedi, dedim abi yapamam işte, yaparsın, yapamam, yaparsın, yapmam. Çıkardı abi makineyi, verdi mermiyi ağzına, dayadı dedi, kazı lan şunu. Kemal tuttu abi, yapıştı eline. Dedi abi sık.
sık abi. İçinin acısını geçirecekse bana sık abi. Biz o dövmeden daha değerli değiliz. Çalışıyor ama o da çok kötü. Emme, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Nefes alıyor ama baktım. Çünkü Allah korusun abi. Allah korusun. Şimdi senden bir şey isteyeceğim Celesun. Ne dersen abi? Çok gürültü yapmadan bir hastaneye git. Bizim durumu anlat. Sakinleştirici lazım. Annem kabul etmez. Ama Ayşe ile Karaca'ya mutlaka. Titriyor değil mi hala? Azer'le ne oldu Celesun? Abi onu ben mi anlatsam bilemedim. Sen ben yok Celesun. Anlat dediysem anlat. Abi Karaca Azer'i öldürdü. Fena dağıldım abi biliyorsun. Toplayamadım. Parça parça ölmeye çalışıyordum abi işte. Başka bir şey değil. O zaman Selim abi geldi bana. Eve. Hanım gitmiş oğlanı almış götürmüş. Sabah akşam basıyorum. Berbat. Berbat. Çıkardı abi Selim abi. Çıkardı emaneti koydu masaya. Dedi ki yok öyle. Gideceksen öyle parça parça azar azar yok. Gideceğim mi?
Al buyur. Ya buyur. Ya dön gel. Biz seni kahvede bekliyoruz. Çilemiz neyse beraber çekeceğiz, anladın? Ben döndüm abi. Ne çekeceksek beraber çekmeye döndüm. Senin şimdi bu yaptığın benim o zaman yaptığım gibi abi. Haklısın, çok zor. Çok zor abi. Herkesin başına gelmiyor ki bu. Bizim başımıza geliyor abi. Sen şimdi şeydesin, ben biliyorum. Bu hani teyipte tuşu olur ya, stop tuşu. Basarsın durur. Sanki biri ona basmış değil mi abi? He? Sanki biri basmış. Her şey kalmış böyle, sen kala kalmışsın. Kalma abim. Cumali abi. Kalma abi orada, bak orası çok... Ben orayı biliyorum abi. Orada bugün oradan çıkmazsan yarın öbür gün çıkmak çok zor abi. Ben kendimden biliyorum. Kalma abi. Stopta kalma abi. Bas düğmeye. Makine çalışsın. Ses gelsin. Dişliler işlesin. Alem Cumali Koçovalı'yı görsün. Cumali Koçovalı mı kaldı oğlum? Bitirdiler Cumali Koçovalı'yı. Kim bitiriyor ya Cumali Koçovalı'yı? Kolay mı ya öyle bitirmek Cumali Koçovalı'yı? Biz daha çocuktuk. Sen mahallede yürürdün. Biz senin adım attığın yeri gözlerdik. Sen giderdin, biz arkamdan sen nereye basmışsan oraya böyle basa basa. Kendimizi aç aç, anladın. Biz Cumali Koçovalı olmaya çalışırdık. Ulan Metin, bir git lakin. Git, beni nerede bekliyorsan orada bekle, bir git. Gelecek misin Ferhat? Ben sana bir şey soracağım. Sor. Biz niye direkt acı çekmesin? Çeksin. Çok acı çeksin. Acıdan ölsün. De. O zaman niye burada oturuyoruz? Niye gidip bunların sülalesine, talukatına teker teker girmiyoruz? Paramı alma canım al. Onların düsturu mu? Bizim canlarımız kıymetli. Onların parası. İnsanlar amca ya. Akın, sana bir şey diyeyim mi? Bunun artık hiçbir önemi yok. O zaman... Ne yapacağız?
amca. Bir şey söyle. Bir şey ver. Ben bir şey yapayım. Böyle duramam. Sana bunu bir kere söyleyeceğim. Sakin ol. Daha fabrikadaki yangın sönmedi. Arka arkaya vurursak aptallaşır. O zaman acısını anlayamaz hale gelir. Biz acısını çekmesini istiyoruz, öyle mi? Öyle. Dur. Bunu bir sindirsin. Devam gelecek. Merak etme. Tamam. Siz benim kim olduğumu unutmuşsunuz. Ama ben size şimdi hatırlatacağım. Ben Cengiz Erdenet'im. Bu 17 fabrikanın sahibi Cengiz Erdenet. 17 fabrika. Siz de müdürler. O sokak köpekleri benim fabrikama girdiklerinde siz ey müdürler neredeydiniz siz? Ne yapıyordunuz? Anladım. Hepiniz mışıl mışıl uyurken benim fabrikalarım yanıyordu. Öyle değil mi? Cevap verin. Sen Erdenet Kimya'nın genel müdürü. Nereden öğrendin haberi? Hı? Televizyondan değil mi? Televizyondan. Sana daha güzel bir haberim var. Ama merak etme, bunu televizyondan değil, kendi kulaklarınla duyacaksın, öğreneceksin. Sizler hepiniz geri zekalısınız. Geri zekalı. Neymiş? Hepiniz bu ülkenin en iyi okullarından mezun olmuşsunuz. Boyunuzdan büyük diplomalarınız varmış. Kariyerlerinizin zirvesindeymişsiniz. Beceriksizsiniz hepiniz, beceriksiz. Daha ne diyeyim ben size? Benim size döktüğüm parayı ömrü hayatında görmemiş insanlar var. Ben sizin altınıza son model arabalar çekmedim mi? Çektim. En güzel villalarda oturmuyor musunuz? Oturuyorsunuz. Yediğiniz her şeyin, içtiğiniz her şeyin parasını ben ödüyorum, ben. Bütün bunlar oluyor. Bana verdiğiniz cevap ne? Geçmiş olsun. Asıl size geçmiş olsun. Hepinizi kovdum. Kovmakla da kalmadım. Kariyerinizi bitirdim. Bundan sonra hiçbir yerde, hiçbir şekilde iş bulamayacaksınız. Bitti. Hadi şimdi ananızın babanızın evine, köyüne gidin, orada bir mahalle bakkalı çalıştırın da hayatınızı kazanmaya çalışın bakalım. Defolun, bir daha gözüm görmesin sizi. Çıkın. Çabuk. Geday, sen ne bekliyorsun? Konuşuruz diye. Geday, çık dışarı. Çık dışarı. Çık, zaten sinirden uyuyamayacağım bu gece. Sen de uyumayacaksın, unutma. Uyumayacaksın o Geday, anladın mı? Cengiz amca. Hoş. Amca deme bana. Baban olacak o geri zekalı bu köpeklerin ipini çekebilirdi. Beceremedi, tuttu geberdi. Peki sen ne yaptın?
tuttun, onu öldüren adama aşık oldun. Aşık. Bizim seviyemizdeki insanlar aşık olmaz, aptal. Bunu bilmiyor musun? Aşkı biz icat ettik. Saçma sapan hayatların üzerine girsin diye. Aşık olsunlar ki evlensinler. Bizim ürettiğimiz eşyalarla bizim inşa ettiğimiz evlerde otursunlar. Aşık olsunlar ki üresinler, çocuk yapsınlar. O çocuklar bizim okullarımızda okusun. Bize tabi olmayı öğrensin. Aşık olsunlar ki birbirlerine iyi baksınlar. Uzun bir ömür yaşasınlar, yaşlansınlar. Yaşlandıklarında öldürmeyen ama süründüren yüzlerce hastalıkla uğraşsınlar. Bizim hastanelerimizde, bizim ilaçlarımızla hayata tutunmaya çalışsınlar. Aşk. Aşkı biz icat ettik, biz. Daha fazla güç kazanabilmek için, daha çok büyüyebilmek için. Bizim kitabımızda aşk yoktur Efsun. Sadece anlaşmalar vardır. Sen bunu ne zaman unuttun? Öldüğünde cenazeni kaldıracak kimsen olmayacak. Dostluk, akrabalık falan bunlarla da ilgili diskur istiyorsun öyle mi? Söyleyeyim. Hepsi anlaşma. Hepsi sadece anlaşma. Bitirmemiştim. Bu iyi kısmıydı. 5 kuruşsuz öleceksin. Sırtını dayadığın o paradan dağlar eriyip yok olacak. Kimsesizler mezarlığına gömüleceksin. Tehdit ediyorsun öyle mi? Ben kimim ki seni tehdit edeyim? Hatırlarsın annemi. Özel bir kadındı. Dokunduğu insanları iyileştirebiliyordu. Gelecekten anlar görebiliyordu. Kendi ölümünü görmüştü mesela, biliyor musun? Bu özellikleri bana da geçti. Ben de gelecekten anlar görebiliyorum. Bazen. Az önce seninkini de gördüm. Öyle çok uzun uzun değil. Bir resim gibi bir an sadece. Geleceğin hiç parlak değil Cengiz Erdenet. Benim annem de çok özel bir kadındı. Öyle insanlara dokunduğunda iyileştirmezdi. Geleceği falan da görmezdi. Ama oğlunu iyi yetiştirdi yani beni. Ben de geleceği görebiliyorum Efsun. Neden? Çünkü o geleceği ben kuruyorum. Birkaç saat önce senin de geleceğini kurdum. Merak ediyorsan, senin öyle geleceğin falan kalmadı. Her şeyden muaf. Dönmedim geri.
zihnim hep tetiktedir. Bugün olmuyor istediklerim. Yanı başımda hep filizlenir, bu olmaz kalır. Yeter bir gün tüm çocukluklarım silah belinde kalır. Bir şey sanki karşında, hatıralarım arkamda. Kızdırıyorlar seni sokakta, ördüm her köşe başında. Ellerim diken, ellerin yağız, ellerin göğe açılmış, ellerin niye kaçırılmazı görmeyeyim diye bu hülya gözüme perdeyi çeker. Ama bilmiyor ödenmiş bedel, güneş yarına gebe. Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam. Bölünür sofran, içinde endişe dönüşür hırsla. Bugün üstümde gökyüzü parlar. Yeter gerçekliğin her gecede şüphe hükmünü sağlar. Kaybolur yastığın, sökülür yorgan. Ah, görmüyor onlar. Bilmiyorlar çiçek koklamayı, bilmiyorlar neden kaçtığımı. Bilmiyor kavgayı, bilmiyor aşkı. Her şeye inat, bitmiyor şarkım. Kimse duymuyor alkış. Değişir her şeyin kimliğini iter. Devrilir duvarlar, ismini siler. Bura kimlerin alanı, ha? Bunlar kimlerin yalanı, ha? Bugün kirlidir sokağım. Herkes her şeye hazır, ben hazır. Umursamayacaklar incelip kopanı. Hatıralarım arkamda, kıstırıyorlar seni sokakta, ördüm her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, anlatıp kaldırımlarda, kandırıyorlar seni masallar, kalbim hep aynı çukurda. Eve sürmedin. Hemen. Tahmini zararın 100 milyonlarca doları bulduğu düşünülüyor. Buna karşın Erdenet Şirketler Grubu bahsi geçen zararın tümünü sigorta anlaşmaları sayesinde tazmin edebilecek. Erdenet Holding adına yapılan yazılı açıklamada birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Erdenet Kimya'nın toplamda 9 bin kişiye istihdam sağlayan yatırımlarının hedef alındığının özellikle altı çizildi. Yapılan açıklamada Erdenet Holding'in hızla yaralarını saracağı ve fabrikaların en kısa süre içerisinde yeniden üretime geçeceği belirtildi. Erdenet Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu onursal başkanı Cengiz Erdenet'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Portakal suyu nerede? Çok özür dilerim Cengiz Bey. Portakal suyu kalmamış efendim. Ne dedin sen? Portakal suyu kalmamış mı? Portakal suyu yok, öyle mi? Benim Finike'de 10 hektar portakal bahçem olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Ve her kış oradan buraya portakal gelir, bunu da biliyorsunuz değil mi? Ve bu koca konakta bir bardak portakal suyu yok, öyle mi? Şahin! Buyurun Cengiz Bey. Bu garsonların hepsini kovun! Derhal. Hepsini! Mutfakta çalışan kim var kim yoksa kovun! Yenilerini alın! Beceriksizliğe tahammülüm yok! Bunu herkes bilecek, herkes öğrenecek. Müzik
Aynen, halledeyim ben. Uyuyakaldın değil mi? Ne uyuması? Sabahtan beri İsviçre ile konuşuyorum. Daha eksper yönlendirme aşamasında zorluk çıkarıyorlar. Çıkartamazlar. Benden her sene 50 milyon dolar almayı biliyorlar. Şimdi sıra onlarda. Hafta sonunda kalmadan paramın tamamını ödeyecekler. Biliyorum baba, da aynı anda bütün fabrikalar olunca önce holdingin hesaplarına bakmak... Nasıl yani? Fabrikaları ben mi yaktım? Onu mu diyorsun Ogeday? Bütün fabrikaları tek tek ben mi yaktım? Ben bir şey demiyorum baba, olur mu? Sen benim tarafımda mısın? Yoksa o şövalyelerinin mi? Konuş Ogeday! Senin? O zaman onları bana karşı değil, beni onlara karşı savunacaksın. Demiyorlarmış. Yalpalarsan düşmeni beklerler. Düşersen etlerini lime lime eder bu çakallar. Tamam, yalpaladık ama düşmeyeceğiz. Bilakis bir an evvel ayağa kalkıp kafalarına tekmeyi indireceğiz. Hem de kafataslarını kıracak kadar güçlü bir tekme. Nasıl yaptığımızı bile anlamayacaklar. Hani bu adamlar düşüyordu, hani yalpalamıştı bunlar diyecekler. Ancak böyle başa çıkılır bu çakallarla. Anladın mı beni? Buyur annem, bir emrin mi var? Damla nerede oğlum? Bilmem. Ne demek bilmem? Bilmiyorum annem. Ne diyeyim yani, ben bir hata yaptım, o da gitmiş. Akşama geleceksin değil mi? Belli olmaz anne, sen beni bekleme. Ama geleceksin. Canımın içi. Merak etme. Bir zaman daha buralardayım. Tamam. Otur. Şimdi o gece baban senin arabadaydı değil mi? Beraberdiniz. Ne oldu bir anlat bakayım. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Delalım, delalım. Delalım, delalım, delalım. Us. Efendim? Abi, geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, tamam. Tamam. Hadi ya. Evet.
Gençler, güldük, eğlendik. Beni şöyle müsait bir yerde indirin bakalım. Peki bu arayanın adını falan gördün mü sen? Cemil. Cemil. Aferin aslan parçası. Aferin. Amca, ben de gideyim. Olmaz. Sen burada kalacaksın. Kız kardeşini, anneni yalnız bırakmayacaksın. Tamam mı aslan parçası? Senin şimdi sülalen Cemil. Metin, çocukların hepsini ara, kahveye gelsinler. Bin. Nasıl geldin lan? Cenk! Ne haber? Cenk! Sahibin nerede oğlum? He? Burada mı oğlum senin sahibin? Hı? Cenk! Ben de ders gitmek istedim. Emin misin oğlum sen? Bir daha düşün istersen. Ha? Tamam. Üçe kadar saydım. Bir. İki. Çağatay Bey yok. Bir sürede olmayacak. E oğlum bak, bu kadar zor değilmiş, gördün mü? Lan bir de beni buraya kim getirdi? Sorun. Benim makine de onda kalmış. Söyle getirsin. Selim abinin akşam kaçamakları oluyordu ya böyle, alemde, kadındı, kızdı. Sabit bir yeri var mıydı gittiği bildiğin? Vallahi bilmiyorum abi. Nasıl vallahi yok abi? Oğlum bunlar kahramanla beraber çıkmıyorlar mıydı? Abi kahraman abiyle çıktıkları zaman tamam söylerdi Selim abi de. Abi Selim abi yalnız gittiyse kimse bilmezdi nereye gitti, ne yapıyor, ne ediyor. Biz siz biliyorsunuzdur diye. Yok oğlum yok, biz neyi bileceğiz, herif kapalı kutu. Ağzını bıçak açmazdı rahmetlinin. Benim nerede başka yeğenlerim var? Bunu merak ediyorum ben. Tövbe estağfurullah ya. Selamun aleyküm aslan paşa. Selamun aleyküm. Gelin aslan parçaları, gelin. Şimdi beni iyi dinleyin. Biliyorsunuz hepiniz, rahmetli Selim abiniz böyle akşamları çıkıp gezmeyi severdi. İçinizde
Onu bir yere bırakan ya da bir yerden alan var mı? Oldu mu? Hiçbiriniz mi lan? Lan oğlum, bu içine tükürdüğümün İstanbul denen çukurunda bütün mekanlar bizim değil mi oğlum? Abi bunlar bilmez, bunlar bizim kapıcılar bilir abi, onlar da uyuyordur şimdi. Tamam, gidin uyandırın kapıcılarınızı, sorun. Selim'i bir yere girerken ya da bir yerden çıkarken görmüşler mi? Dinle, bitmedi daha. İstanbul'da bizim bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar mekan varsa hepsine girilecek. Selim Koçovalı sorulacak, anlaşıldı mı? Abi, ne olduğunu biraz bize de bahsetsen, hani anlatsan. Şimdi rahmetli o gece arabadayken ona bir telefon geliyor. O da kendi isteğiyle iniyor arabadan. Arayan Cemil diye birisi. Şimdi benim bildiğim içimizde Cemil diye birisi yok. Öyle değil mi? Demek ki biz Selim'in son gittiği mekanı bulursak, bu Cemil zaten ondan sonra bende. Ben onu bulurum. Siz mekanı bulun bana. Hadi aslan parçaları. Yüzümü kara çıkarmayın oğlum, hadi. Söyle bebe. Abi müsait misin? Sana her zaman bebe, söyle. Babacığım, abicim, saygılar. Sen neredesin? Bismillah. Ne olup bittiğinden haberin var mı? Ha şimdi ben mi suçlu oldum? Neler oluyor farkında mısın? Biz burada canımızla uğraşırken sen... Neyse, kime ne anlatıyorum ki zaten? Sen benim hiçbir şey yapmama izin vermiyorsun ki. Al işte. Şimdi de ayak takımıyla uğraşıyorsun. Uğraş. Sen nereden biliyorsun bunu? Benim hayatım... Çok affedersin. Senin o ayak takımı dediklerin var ya... İşte onlarla birlikte geçiyor. Doğru. Bu hikaye oralara ulaşmıyor mu sanıyorsun sen? Kalantor patronla Koçovalıların savaşı. İstanbul'un her batakhanesinde, her kumarhanesinde, her kuburunda şu an bu hikaye dönüyor. Ama ben kimim ki yani? Ben ne bilirim ki yani, kayıp bir vaka olarak? Siz o ruflardan aşağı bakmalara devam. İyice bakın. Belki o karıncaların altınızı nasıl soyduğunu görürsünüz. Hayırlı işler, bol güneşler aziz pederim. Değerli abim. Furkan. Üstünü değiştir. Banyo yap, holdinge gel. Ben böyle iyiyim ya. Kusmuk kokuyorsun, iğrenç, dediğim yap. Alam ben. Pardon. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını sayın seyirciler. Dağım kulkana ısın dedi. Çocuklar size mi kaldı bu işler? Öyle deme anne. Ablam çok üzgün. Celeson. Buyur anne. Damla'nın babasının evini biliyor musun sen? Yok anne, bilmiyorum. Ama bilen birini buluruz illa ki, sorduralım mı? Hadi o zaman. Hemen. Thank you.
günah, bunlara günah. Bulamayanlar var ya. Vay! 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 Orta Doğu ve Balkanların en seksi kuzeni. Nasılsın? İyiyim. Kulkan, sen nasılsın? İyi. Ne istiyorsun? Beni bir güncellesene. Derken ne demek o? Kafam iyiyken. Ne oldu bitti bu çatının altında? Arayı duydum. Başım sağ olsun. Çok üzüldüm ama cenazeye gelemedim. Kafam senden iyi olmasın. Uranüs ödenem. Neyse. Ne diyordum? Çağatay abim ortalarda yok. Cengiz Erdenet topallıyor falan. Belli. Ben yokken bir şeyler olmuş. O yüzden beni bir güncellersek. Anne. Önceki gece Selim abinin haberi gelmeden yani. Yenge bizim arabalardan birini almış çıkmış. Cumali abiniz beni çağırdı diyerek. Gece de çocuklar dönerken çıldırın arasında bunu bulmuşlar. Bilen çıktı mı çocuklardan? Öğrendim anne. Hadi gidelim o zaman. Hemen mi? Hemen. Anahtarı alayım abicim, anahtarı alayım. Aferin. Çağatay nerede? Anahtarı ver. Anahtarı ver lan. Silah. Anahtarı da ver lan. Her şeye sen sebep oldun biliyorsun değil mi? Senin hırsların sebep oldu. Büyüklerle oynamak için büyük olmak zorundasın. Büyük olmak için de acımasız. Herkesten ve her şeyden önce kendini düşüneceksin. Ama sen herkesi ve her şeyi düşünüyorsun. Kendine değil, herkese acıyorsun. Çok özel bir adamsın. Doğru ama yanlış yoldasın. Ben seni doğru yola getirebileceğimi zannetmiştim ama yanılmışım. Şimdi tüm bu yaptıklarının sonuçlarına katlanacaksın. Hem de en kısa zamanda. Çağatay nerede? Bulabiliyorsan buyur bul. Peki. Sana bir şey soracağım. Kaç tane ilaç fabrikan vardı senin? Ne diyorsun sen? Ne? Hayır. Hayır. Nereye gitti bu? Arnavutköy'e ilaç fabrikasına gidiyoruz. Gidemiyoruz Cengiz Bey. Ne demek gidemiyoruz? Gideceksiniz! Anahtarları topladılar. Lastikleri de patlattılar. Lastikleri mi? Patlattılar. Siz de patlayın. Hepiniz geberin. Hepiniz.
Hepiniz gebelin. Hepiniz. Beceriksizsiniz. Hepiniz beceriksizsiniz. Kimse peşimden gelmesin. Allah kahretsin. Yaptığınız işe bakın. Rahat bırakın. Allah kahretsin. Şuraya bak. Şunların yaptığına bak. Çapulcu sürüsü. Hepsi çapulcu. Taksi. Baba söylemedin, ne tarafa gidiyoruz? Arnavutköy'e sür. Bey babacığım, iki adımlık yol yürüseydin ya. Bu Arnavutköy değil, havaalanı yakındaki Arnavutköy'e. Hadi çabuk. Aa, öyle desene, tamam o zaman. Şu müziği de biraz kıs. Yok, müziğime laf ettirme. Beğenmiyorsan çekeyim sağa in. Alo, o Geday. Dert bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene. Bizim Cağaloğlu'nda Kadir abi var, Arnavutköy'e giderim. Ulan var ya, bunu kapatmamak vardı da. Sen bebeğe dua et bebeğe. Ulan Meke, sen aldığı kostüme bak. Mahmut Paşa işi ya, Allah'ım yarabbim. Burası mıymış? Burası anne. Damla'yı istemeye geldiğimiz ev burası değildi. Vallahi bilmiyorum anne, çocuklar burası dediler. Zaten Damla yenge de çocuklara buradan bir şeyler aldırıyormuş. Geldiği araba da bak bu zaten bizim arabalar. Tamam. Anne. Hı. Geleyim mi? Yok, sen arabada bekle. Anne. Girebilir miyim? Tabii ama çok karışık içerisi. Olsun. Gel. Özür dilerim ya. Hiç dert değil, hiç. Tamam, ben burayı hemen toplarım. Sen bırak onları bana. Git hadi. Aç, aç. Söyle, ne var? Çağatay Bey sana mı layık gördü beni? Kendisi midir? Çok önemli bir haberim vardı ona ama. Çağatay Bey yok. Ne söyleyeceksen bana söyle. Aç telefonu. Cumali Koçovalı'yı istiyor muymuş sor bakalım.
Senin çıkarın ne bu işten? Hiç. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Ne kadar büyüklükte bir ekmekmiş bu? Bu sefer fırın. Daha aşağısı kurtarmaz. Alo Çağatay Bey. Önemli bir mesele. Yoksa aramazdım. Çağatay Bey selamlar. Nasılsınız? Cemil diye birisini tanıyor musunuz acaba? Ben yapardım anne. Yaptım gitti işte kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anne durum bildiğin gibi değil. Lütfen bana ne olduğunu sorma, anlatamam. Damla. Biz Selim'i kaybettik. Ne? Anne. Anne ben bilmiyorum ki. Anne bilsem. Siz nasıl insanlarsınız ya? Sizin işiniz ne? Babamı korumak. Başka bir işiniz var mı sizin? Geldim. Sorun ne? Hemen çözeyim. Senin ne işin var burada? Babam dedi ya gel diye. Şaka mısın sen? Olanlardan haberin yok mu senin? Ne oldu? Babamı kaçırdılar Kulkan. Olan bu. Telefonu? Ha evet aradık. Açtı. Kaçırılıyorum dedi. Ya onu demiyorum ya. Bir dakika. Allah Allah. Telefonun lokasyonuna baktınız mı? Koyun masaya. Koyun lan elini masaya. Aç parmakları. Aç aç. Kulkan. O Geday. Söyle. En çok hangisini seviyorsun? Hırst! Hırst oğlum. Hırst. Bak söyle. Yoksa hepsini alacağım. Abi, bir peçete versene. Heh. Al. Güzel. Hadi söyle. Serçe. Ay. Ne kuzey hesabı. Güzel. Herkes serçeyi seçer biliyor musun? Çünkü en işlevsiz o sana der. Halbuki yüzük parmağıdır. Yüzük parmağım yüzük takmaktan başka bir halt ayarınız. Almadı. Ne bu ya? Abartma.
Sen şimdi git. Babamın telefonu en son nereden sinyal vermiş bul. Ben de sana serçe parmağını geri ver. Ne kadar hızlı bulursan parmağını da o kadar hızlı alırsın. Hemen dikerler, merak etme. Çok çok güzel kestim. Hemen dikerler. Çok affedersin, ben gerçekten bilmiyorum. Bu senin suçun değil kızım. Ama... ama bana yardım et. Ne yaşandı, ne oldu bilmiyorum. Ama ne yaşandıysa %100 sen haklısındır. Şu olaylar bir geçsin. Konuşursunuz. İstersen ben de... ya da konuşmam. Ama bana yardım et. Cumali'de elimden kayıp gidecek diye çok korkuyorum kızım. Çok korkuyorum. Ne olur geri dön. Bana yardım et. Kızım. İçeride ne var? Siz kimsiniz? Allah Allah. Yok canım. Yok ya. Babam da ağzının tadını biliyor ha. Ya ben de diyorum, evdeki hizmetçiler falan neden hep tırt. Merhaba. Tukan Bey. Ha canım. Bulduk. Seni mi buldun? Parmağımı geri alabilir miyim? Parmak. Oğlum, bak bir daha orada burada düşürme bunu, tamam mı? Sıkışmış parmak. O zaman ben müsait bir zamanda, siz zaten belli, zorunlu ikamet. Neyse, görüşürüz. Ben alayım da. Ver. Babam çok güzel sonra. Hatta ben bunu da alayım. Sana rahatsızlık vermesin. Kulkan ben bu arada. Kulkan Erdemir. Görüşmek üzere.
Kimsin sen? Kim sen? Neredeyim ben? Burası neresi? Çağatay nerede? Yavaş. Yavaş oğlum. Ben senin oğlun değilim. Korkuyor musun Cengiz? Rahat dur. Rahat dur, kafanı koparırım senin. Ne istiyorsun? Para mı? Paraya boğarım seni. Erol Taş mıydı bu? Yok. Turgut Özatay. Aynen. Çok yakışır ona bu laf. Çağatay nerede? Yamaç. Bilmiyorum. Ben de arıyorum onu. Bak, İstanbul dışına çıkmış olamaz. Çıkmaması için elimden geleni yaptım. Ne yaptı biliyor musun? Kardeşini öldürmeye niyet etti. Bunun hesabını verecek. Vermeli. Ama inan olsun. Nerede olduğunu bilmiyorum. Vallahi da bilmiyorum. Billahi da bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayakkabılarını çıkar. Ne? Ayakkabılarını çıkar. Bak. Çorapları. Çoraplar mı? Çorapları da çıkar. Ceket. Ne? Ceket. Yavaş yapma. Donarım ben. Donarım burada. Çıkar. Seni burada öldürebilirim Cengiz. Bu ıssız, Allah'ın unuttuğu yerde kafana sıkarım, atarım bu köşeye. Kurtlar, köpekler leşini parçalamadan bulamazlar seni. Yapmayacağım, neden biliyor musun? Çünkü daha yaşayacakların bitmedi senin. Seninle işim bittiğinde... Neyse o gün gelince öğreneceksin zaten. Yamaç. Yamaç dur gitme. Dur. Gitme. Ya ne yaparım burada? Yamaç. Yamaç gitme. Dur. 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 Yamaç. Ben ne yaparım burada? Yamaç. Hayrola Metin, ne oluyor? Bulduk abi, bulduk. Metin. Ben tek gideceğim. Abi yapma gözünü seveyim ya. Metin. Benim meselem. Gidip yine meyhaneye çökeyim mi istiyorsun oğlum? Selametle git abi. Neresi? Budur.
Hadi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Buradan sola. Evet, biraz ileride. İleride, ileride, ne ileride? Lan burada hiçbir şey yok ki. Burası mı? Baba! Baba! Dağılsınlar. Arayacağız. Sabah beklesek daha iyi olmaz mı? Karanlıkta kaçırabiliriz. Ben senin bir parmağını daha alsam daha iyi olmaz mı? Herkes ayrı yönlere. Mesafe ayarınızı yapın. Telsizleri açın. Cengiz Bey bulunacak. Hadi. Bulunacak. İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar. Bunları Cennet istetmiş. Sağ olasın. Cumali kahvede mi? Yok yenge, onun bir işi çıktı. Bu gece gelmeyecek. Nereye gitti? Ava gitti. Ostap ostap yürü. Çapraz çapraz yürü. Anasının nazlı gülü oynatırlar seni. Bostak bostak yürü, çapraz çapraz yürü. Anasının nazlı gülü oynatırlar seni. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi de Şenlen, biraz doğuya uzanalım. Aslan parçası. Evlerin önü. Millet yoldur, ne içiyorsa ondan getirin. Açlık durum nedir? Bir şey gitti. Yok. Aç değilim ben. Yiyeceğimi yedim. Aslan parçası. Gel gel. Müzik
Bak bakayım bir. Tanıyor musun bunu? Selim abi hep gelir. Selim abin hep gelir. Güzel. Kimsin lan sen? Abi ben... Kimsin? Cemil. Cemil ben bildim mi? Cemil. Dur abi dur. Vurma. Düşünün ben. Gel lan buraya. Çık. Kimi koruyun? Geç lan. Geç. Bana bak lan. Seni burada delik deşik ederim ben, anladın mı? Delik deşik ederim. Kimsin lan sen ha? Kimsin lan sen? Ben seni tanıyorum abi. Ben seni tanıyorum. Sen Cumali Koçamanız. Benim abinin abisi. Affet beni abi, ne olur affet beni. Affet beni. Tamam lan tamam, sakin. Tamam. Yarın çık dışarıya oynayalım. Cengiz topucu yarın çık dışarıya oynayalım. Cengiz Bey! Babacığım! Cengiz Bey! Baba! Baba! Cengiz Bey! Babacığım! Korkar. Babacığım! Oğlum! Gel lan! Buradayım! Baba! Geldin baba! Baba! Oğlum! Ben bağlama çalarım. Selim abiyle de tanışıklığımız orada. Hemen birbirimize kanımız kaydı. Ama bu hayvan her şeyi nasıl biliyor abi? Nasıl bilebilir ya? Sonra saldılar beni. Sen de kaçtın öyle mi? Yok abi ya. Ya kaçacağım. Kaçar mıyım? Gittim saklandım bir yere. Saklandım baktım bunlara ne yaparlar diye. Ne içeri giren var ne dışarı çıkan. Bekle. Sabaha kadar bekledim. Ya tamam, güzel, iyi, hoş da ben ne yapacağım lan? Gideceğim bağlamayla kafalarına mı vuracağım? Ne yapsam dedim. Ya mekana gideyim bari dedim. Yani sorarım Selim abim kimdir, nedir, tanıdığı biri var mıdır, yok mudur diye. Mekanın kapısında seni gördüm abi. Görür görmez tanıdım. Selim abim o kadar çok bahsetti ki seni. O kadar çok bahsetti ki. Ben de peşinden içeri girdim. Ortalık karışmış abi. Ben de elime ne geçtiyse artık. Tabanca, tüfek. Normalde bilmişliğim de yoktur yani. Sağ olsun. Selim abim öğretmiştir. İşte böyle abi.
Benden bu kadar. Ya bildiğim bu. Bana müsaade. Artık gerisi sende abi. Selim abimin kanlı yerde koma. Dur bakalım aslan parçası, dur bakalım. Bizim seninle daha işimiz bitmedi. Sen nasıl istersen abi. Sen nerede yaşıyorsun, nerede kalıyorsun? Selim abi bir tane otele yerleştirmişti beni. Tamam. Ben seni bırakırım oraya. Sen bugün bir yat dinlen. Kendine gel. Sabah seninle bir daha bir konuşalım, tamam? Sen nasıl istersen abi. Geç. Otur. Gel otur abi. Gel. Ne oldu? Nasılsın? Yüzü nasıldı? Huzurluydu. Merak etme. Baba dedi. En son. Başka bir şey demedi zaten. Eskale lehu. Rabbuhu eslum kale eslemtu li Rabbil alemin. Teslim ol oğlum. Sen nereden biliyorsun? Baban söylerdi. Senin bir suçun yok oğlum demiş sana. Ben kendim teslim oldum. Çocukluğundaki gibi. Uzun hikaye. Bir gün anlatırım. Babası. Babası onun kucağında ölmüş. Senden başka insan kalmadı mı çay dolduracak? Herkesi kovmuşsun baba.
Bu eve ilk defa dışarıdan yemek söylendi bu gece. Yokluğumda birilerini almayı becerememiş mi bunlar? Almışlar da yarın başlayacaklarmış. Sen şimdi bunları takma kafaya. Sen yat, uyu, dinlen. Zor bir gece geçti nihayetinde. Sen bana söyle ne istediğini. Ben hallederim senin için. Sen ne zaman böyle bir adam oldun da karşıma geçip okkalı laflar ediyorsun? Ben hep böyleydim muhterem pederim. Sen beni görmüyordun ki. Hadi oradan. Senin başını kaç defa beladan kurtardım. Kurtarmadın mı? Neden? Neden? Seni başka türlü görebilmek mümkün değildi. Babaların padişahı. Neyse şimdi bunlara geçelim. Sen bana bir isim ver. Cumali mi? Yamaç mı? Akın mı? Sen nereden biliyorsun bu isimleri? Güncelleme yaptılar bana. Kulkan 201. Bütün programlarla uyumluyum. Kim yaptı? Seren. Hı. Sağ olsun. Yalnız baba, ilik gibi karı değil mi? Saçmalama Kulkan. Dalga geçiyorum ya. Güncellendik tamam da. İşte arada bir iki bak çıkıyor, onu da idare edeceksin. O benim. Dünya ahiret kuzenim. Hadi tamam yeter. Çık, dinlen. Benim haberim olmadan da dışarı çıkma. Yarın sabah da seni sağlam kafayla görmek istiyorum. Emredersiniz. Hayırlı geceler. Thank you.
Merhaba. Gelsene. Hastaneye geleceğim dedim. Gelemedim, bir sürü şey oldu. Önemli değil. İyi misin? Bir şeyin var mı, bir sıkıntı var mı? Ağrın, sızın? Yok, kalmadı. İyiyim, iyiyiz yani. İyi. Başın sağ olsun. Ha. Öğrendin mi? Hı hı. Saadet sağ olsun arayıp haber verdi. Çok üzüldüm. Geleyim dedim. Ama durdurdum kendimi. Sen şimdi orada kendi acınla uğraşırken bir de beni sırtına yüklenme dedim. Sen o kadar hafifsin ki. Nasıl yani? Kimse yük falan değil. Bu böyle. Böyle olması gerekiyor. Hele sen. Yük falan değilsin yani. Eyvallah. Ama olsun. Yani yine de şimdi geleceğim oraya. Sanki senin zaafından yararlanmışım gibi. Geçecek Yamaç'cığım. Ben hep yanındayım falan. Bilmiyorum. Başkası olsa öyle yapardı herhalde ama. Ben o değilim. O yüzden durdurdum kendimi. Hem düşündüm, eğer isterse kendi gelir dedim. Kapım açık, biliyor. Anladım. Peki. Ama isterdim tabii. Yani senin değil de Karaca'yı biraz olsun teselli edebilmek. O kızcağız çok acılar çekti çünkü. Şimdi daha da fenası geldi başına. Gelir misin peki? Yani Karaca'nın gerçekten ihtiyacı var. Ha, başka bir şey var. Var, evet. Nehir, ben bir savaşa girdim. Of, Allah'ım, gene mi ya? Anlamıyorsun. Benim abimi öldürdüler. Ne yapmamı bekliyordun? Beni o yüzden istiyorsun orada dizinin dibinde. Sonra beni o evde, o yatakta tek başıma bırakıp gideceksin Yamaç. Yaşadım ben bunu, kusura bakma. Anlamıyorsun. Anlamamana da anlıyorum. Anlama da zaten. Bana zarar vermeye çalışacaklar. O yüzden... Gelemem. Çok acı. Abini kaybettin. Sevdiklerini kaybetmek nedir, nasıl çok iyi bilirim ben, biliyorsun. Ben geleyim. Karaca'yı teselli edeyim. Alayım onu dışarı çıkarayım falan. Ama beni tekrar o çatının altına sokamazsın Yamaç, gelmem. Öyle koruyamam seni. Ben kimim ya? Ya ben devlet başkanıyım falan da haberim mi yok? Biz seninle nerede tanıştık farkında mısın Yamaç? Akıl hastanesinde. Beni kim ne yapsın ya? Sen benim... Devamı yok işte onun. Nehir'im ben. Çekiyorum işte. Biz seninle zamanında yaralarımızı iyileştirdik. O arada da... Ama ne yapacaksın? Ben seni hayatım boyunca zincirle mi tutacağım böyle? Sen beni peşinden mi taşıyacaksın? Her dert çıktığında, her bela çıktığında sığınaklara. Böyle hayat mı olur? Bırak başımıza ne geliyorsa gelsin. Ne diyeyim?
Ben senin dediğin şekilde yaşayamıyorum çünkü Yamaç. Denedim olmuyor. Nefesim tükendi, soldum ya. Bak ateşime. Ateşim geri geldi benim. Yani bu zıpır da annenin ateşini yükseltiyor. Öyle bir özelliği var da. Sadece ondan değil. İyiyim Yamaç. Bak Aliço'mla geldik. Beni eve bıraktı sağ olsun. Ben hiç gocunmadım. Böyle yatıp yastıklara falan sarılıp ağlamadım çocuğumun babası nerede diye. Geldim. Çekirdeğimi çitledim. Film izledim. Bu kadar. Ben iyiyim. Beni düşünme. Git. Olmaz. Elektroşok cihazım var Yamaç. Bana onu kullandırtma. Müsait misin baba? Gel. Gel o kadar otur. Annemler? Annenler yok. Şu anda onları görmek dahi istemiyorum. Kulkan'ı gördüm, uyandım acaba? Bilmem ki. Burada mı kaldık sanki? Bundan sonra kardeşinle daha çok ilgileneceksin. Ona işlerimizi öğreteceksin, o da öğrenecek. O nereden çıktı şimdi? İstemem. Çok basit. Ben öyle istiyorum. İçedi onun içine. İçmedi ki. Çayını içti mi? İçti. Ne tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Annem gönderdi. Yememişsin hiçbir şey. Sağ olasın. Daha canım istemiyor hiçbir şey. İşte tamam aç değilim diyecek. Sen dinleme. Başında bitirene kadar otur da dedi. En sevdiğim işini de biliyor tabii. Nehir'le konuşmaya gitmişsin. Sen nereden biliyorsun? Telefon diye bir icat var. Müthiş. Onunla aradı beni de hani nasılsınız, iyi misiniz diye. Gelsin buraya diye. İşte durumları biliyorsun. Yani ne olur ne olmaz aklım onda. Gelmiyor değil mi? Haklı. Yani söylediklerin hepsi doğru. Nefes alamıyorum diyor ya. Ben ne yapayım? İşte buralarda tıkanıyorum. Çocuklardan atsaydın oraya buraya. Denedim. Onu da denedim. Giderim. Bir daha da kimse beni bulamaz. Söyleyin abinize demiş. Arnavut tabii. Nasıl? İşte anne tarafından macir, baba tarafından Arnavut. Ha öyle mi? Bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Biz hiç konuşmadık ki böyle şeyler. Nasıl bilmiyorsun Yamaç? Aylarca burada kaldı kız. Yani neyse zaten gelmiş geçmiş şeyler önemli değil de. Ne diyeceğim? Bu güvenlik koruma işini ben halletsem. Ne yapacaksın?
Ya bizim çocuklar var eskilerden, güvenilir de çocuklar. Onlarla bir konuşsam. İkna edebilirim diyorsan durma, hiç damla. Bakalım, deneyeceğiz. İyi hadi. Abime sahip çık, yalnız kalmasın. Ne oluyor yamaca, bir şey olmadı değil mi? Arkadaş, insan bir hal hatır sorar ya. Bu ne yamaçmış bu? Tamam da ne oluyor o zaman? Gel, gel ben sana bir kahve yapayım. Kapa. Nasıl içersin kahveni? Kahve yasak bana. Ben tamamen unuttum. Pardon. Kocaman olmuş. Kaç aylık oldu? 20. haftaya gireceğiz. Damla, ne oluyor dışarıda? Bana bir anlatır mısın? Yani şöyle bir şey olmuyor. Bu arkadaşlar burada böyle bahçede dolaşacaklar. Hiçbir şekilde içeri girmek yok. Ama kuş uçurtmayacaklar. Ben bunu Yamaç'la konuşmuştum ama. Evet ama benimle konuşmamıştın. Tamam ya, Koçovalıların geliniyiz ama benim de kendime göre bir namım var yani. Hiç gösteremiyoruz diye. Allah Allah. İyi de Damla, bak ben gerçekten... Hayır. Ben bu konuda itiraz kabul etmiyorum. Tamam ya, sen Yamaç'la aranda ne olursa olsun. Sen benim eltimsin. Değilim. O zaman... Arkadaşımsın. Ve sonuçta Koçovalılarla da bir göbek bağın var. O yüzden ben seni bu evde bu şekilde tek başına bırakamam. Of. Ya da şu olabilir. Bir seçeneğimiz daha var. Biz hep beraber bu eve gelebiliriz. Aman abi, aman. Yok, üf, tamam. Peki ne kadar sürecek bu saçmalık? Ne kadar? Kimsin? Ne için var lan burada? Manyak mısın? Öldürecek misin beni? Ne? Sen neyin sonuysun lan? Hı? Çağatay Bey'i ara. Çağatay Bey'i ara. Lan Çağatay'ı ara, Çağatay'ı! Cemali geliyor. Hazırlan. Başlıyordum aslan parçası. Millet ne içiyorsa ondan getir onu. Açlık durum nedir? Bir şey gitti mi? Yok. Aç değilim ben. Yiyeceğimi yedim. Aslan parçası. Gel. Gel.
Bak bakayım ben. Tanıyor musun sen bana? Selim abi hep gelir. Selim abi hep gelir. Kimsin lan sen? Halt etmemiz mümkün değildi Çağatay Bey. Bir çırpıda 9 kişiyi öldürdü. Gerisini de sen öldürdün. İnisiyatif almak durumunda kaldım. Korktun. Hayır. Güvenini kazandım. Bakın Çağatay Bey. Dar alanda baş edilebilir bir adam değil bu Cumali. Ama ben ona ilaç deposunun yerini söyledim. Bu gece gelecek. Getireceğim onu. Tıpış tıpış gelecek. Selim gibi. Ve ben onu size kendi ellerimle teslim edeceğim. Eğer siz de isterseniz. Evet Çağatay Bey. Peki. Tamam, nasıl isterseniz. Kabul ettin. Bana bıraksa seni şurada öldürürdüm de. Ama sana bırakmadı değil mi? Akşam depoda olacak. Cumali gelmezse Cemil'i getirin dedi. E sen zaten bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun abi. Biz alırdık. Cumali abin tabak bırakmaya gelmemiş zaten Cennetciğim. Bize biraz müsaade edebilir misin? Birazcık daha iyi misin? İyiyim. Bu akşamdan sonra daha iyi olacağım inşallah. Cumali benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Annem geldi beni almaya. Kadın çok korkuyor. Gene kendini öne atacaksın diye. Bir oğlunu da kaybedemez artık. Anladın mı beni? Merak etme, tek gitmeyeceğim bu sefer. Gene ne? Geçen gece konuştuk ya biz. Hani sen dedim bu mesele yarına kadar dursun. Ne vardı aklında? Ne vardıysa iyi bir şey değildi. Gerek var mı? Yani şimdi bunları konuşmaya gülüm ha? Var. Var çünkü gitmeden kadının annemin elini öpmüşsün. Ben ölecektim. O gün ben ölmeye gittim. Eğer benim canım ansaydı susuzluğu dinleyecekti ama neyse. Böyle oldu işte. Böyle değil işte. Böyle suçluluk duygusuyla gidersen ne olacak ben sana söyleyeyim. Sen kendini gene öne atacaksın. Hatta vurulmak için bile bile çabalayacaksın. Ama bunun kime ne faydası var? Nerede kaldı o zaman Cumali Kocaoğlu? Sen bebeğle mi konuştun? Yamaç bir şey mi söyledi sana? Evet konuştum da hiç bu konuda değil. Aa bir dakika çok iyi hatırlattın. Ne? Tamamen unuttum. Dur. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abla. Ortalık sakin. Sıkıntı yok. Eyvallah. Çok dikkat edin. Tamam mı? Sen merak etme abla. Biz buradayız. Ne oldu? Bize geldiler mi sonunda? Yok baba.
Likit karşılık görmek istiyorlar hala. Bunların likitlerinin de karşılıklarının... Tövbe tövbe. Ya ben küfür sevmem. Beni ne hale düşürdü bu sokak köpekleri? Şu halime bak. Kısa bir tatile mi çıksan baba? Çok gerginsin. Orman yanıyor burada. O geday ne tatili? Orman yanıyor diyorum sana. Anladım ben bu herifleri, tamam. Anladım. Söyle, ara bunlara. De ki pazartesi günü gelsinler. Ne görmek istiyorlarsa görsünler, söyle. Lütfen baba. Olmaz o iş. Menşeini sorduklarında ne diyeceğim ben? Menşeini görecekler de ne olacak? Bir ay önce auditten geçti bu şirketlerin hepsi. Bir açık bulabildiler mi? Hayır. Ben o paraların benim yönettiğim şirketlere aktarılmasını istemiyorum. Ne? Öyle mi? Tamam o zaman. Çık kapının önüne. Çık. Gazoz sat. Bana paramı getir. Çık. Bu gider çık. Çık çık. Dışarı çık. Allah. Babacığım hayırlı akşamlar. Oğlum ne yapıyorsun, manyak mısın? Bu halde kadın mı sokulur içeri? Kim bu kadın? Merak etme baba. Bagajda geldi. Otoparktan da senin patronun asansörüne bindik. Zıp buradayız. E zaten bu katta da başka kimse yok. Kim bu kadın? Şimdi sizlere söz verdiğimiz gibi Yamaç Koçovalı çalışmamızı sunuyoruz. Yamaç'ın hamile sevgilisi. Yani ondan hamile. Yani Yamaç'tan hamile sevgilisi. Kulkan sen gerizekalı mısın? Yamaç'ın hamile sevgilisi zaten benim elimde. Ha o kız. E o sende. Ben yanlış mı gördüm? Bu da hamile. Ablacığım, siz Yamaç'ın sevgilisi değil misiniz? Yavaş ya. E baba, bu da hamile. Bu da Yamaç'ın sevgilisi. Ya ne Yamaç'mış? Ne yapayım baba ben? Bunu geri mi götüreyim şimdi? Aferin oğlum. Aferin benim tekne kazıntım. Aferin. Ben gidip biraz eğlensem. İş güç çok sıkıldım. Bir de biraz yoğun başladım biliyor musun? Tabii tabii git eğlen. Ama fazla dağıtma. Yarın sana ihtiyacım var. Hem de ayık kafayla. Zehir gibi bir zihninle ihtiyacım var. Tamam. Söz. Ah Yamaç'a. Seni kendime benzetiyordum ben de.
Haklıymış. Ah, yamaç ah. Nasılsın Efsuncuğum? Seni görene kadar iyiydim de. Seni hırpalamışlar bayağı. Senin yalnız başına canın sıkıldı değil mi? Haklısın. Sıkılır insan. Ha, üzülme. Sana bir oyun arkadaşı getirdim. Bundan böyle bol bol oynarsınız artık karşılıklı. Gel. Siz tanışıyorsunuz. Bu da güzel. Sohbete nereden başlayacağınız konusunda da hiç zorluk çekmezsiniz, biliyorsunuzdur. Değil mi? Korkma, korkma. Korkma. Çağatay burada yani, öyle mi? Vallahi ya şimdi şey olmasın, yalan olmasın abi de. Belki ben çıktıktan sonra çıkmıştır, gitmiştir o da. Ya sen daha iyisini bilirsin. Al onu. Ben hiç yanaşmasam ya. Yanaşma. Yanında dursun. Gel ben. Cemil kardeş. Şimdi burada kaç kişi var söyle bakalım. Vay. En fazla 20 tane falandır abi. Saymadım ama kalabalıktı yani. İyi. Şimdi beni iyi dinle. Ben içeri gireceğim. Baktın ki ben gelmiyorum. Kontak anahtarı arabanın üstünde. Çalıştır bas git, tamam? Ben de seninle gelsem Cumali abi. Sen o elindekini bıraksan mesela. Cemil, Cemil. Günahına girmeyeyim dedim Cemil ama sen beni yanıltmadın. İstediğin kadar. Aslan parçası. Ben onu alayım. Cemil kardeş, Cemil kardeş. Cemil. Dün gece mekanda kaç kişi vardı Cemil? Hiç saydın mı? Ben saydım. Bak sana bir abi nasihati. Bir dahaki hayatında işine yarar. Bir mekana girdiğinde eğer hiç kimse senin gözüne bakmıyorsa
O zaman sayacaksın. Sağında solunda kim var sayacaksın. Önünde arkanda kim var sayacaksın. Ben saydım. 11 kişi. 5 müşteri. Sahnede bir kişi. 6. Kabinde bir kişi. 7. 3 garson. 10. Sen bana ne dedin Cemil? Abi, ben dışarıdan geldim. Yalan söyledin. Sen de oradaydın Cemil. İçerideydin. Sen oradaydın Cemil. 11 kişi. Biri kim? Sendin Cemil. Dedim ki Cumali, sal bakayım şu aslan parçasını, ne yapacak? Sen bizi buraya kadar getirdin. Sağ olasın Cemil. Duketi çakıyor, düşmanına ders veriyor. Gönder, gönder gelsin, düşman gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin, düşman gönder gelsin. Rest, rest, düşmanıma. 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 Rest, rest. Patates eder adamı bu lirik. Bu lirik. Bizde rapin her türlüsü genetik. Genetik. Duyar kasar ama işi politik. Şşş. Durum biraz kritik. Fonetik. Hepetik. Sen bana bir. Ben fanatik. Suları yenik sen Venedik. Gece gündüz durmadan bu dili biledik. Bak 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 konuşuyor hala. Vah 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 göremiyor valla. Sar 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 rapimizi başa. Has 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 bayrakları durma. Durma. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma.
rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest. Patates eder adamı bu lirik. Bu lirik. Bizde rapin her türlüsü genetik. Genetik. Duyar kasar ama işi politik. Şşş. Durum biraz kritik. Fonetik. Hepetik. Sen bana bir. Ben fanatik. Suları yenik sen genetik. Gece gündüz durmadan bu deli biledik. Abi koş, Çağatay kaçıyor. Koşuyor hala. Vah 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 vah. Göremiyor valla. Sar 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 rapimizi başa. As 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 as. Bayrakları durma. Bayrakları durma. Bayrakları durma. Bayrakları durma. Bayrakları durma. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma. Şöyle böyle duruyor tamam mı? Oh. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. Çok pardon abi, tekrar kusura bakmayın. Delikanlı! Efendim abi? Oğlum, omzum acıdı lan. Hoşuna gitti. Yo. Lan dalga geçiyorum salak. Sporcu falan mısın sen? Evet abi. Aa, nasıl bildin? Adam sporcu çıktı ya lan. Tekrar pardon, afiyet olsun. Git dedim mi lan ben sana? Sen de al. Al lan al. Şimdi onu bana doğru tut. Ve bana senin. Lütfen söylediğimi yapar mısın? Şu müziği bir kapatalım. Senin. 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 Abi teslim. Abi. Abi. Ne kurban yapma. Abi yapma. Ruhum.
Vurun, vurun, vurun! Yaktın beni kovboy. Esaslı adam mısın? Etti. Sonra da ateş etti. Ben sadece kendimi korudum. Değil mi Bahadır? Hiçbirinizde bir şey görmemişsinizdir. Kimse de böyle bir şey bilmiyor. Değil mi? Ben sana bunu bırakamam. Bu benim hayatımdaki en değerli şey. Sen bunu al. Boşu boşuna ölmemiş oldun işte. Merak etme, temizlemeye gelirler birazdan. Oğlum siz de kapatın, saat kaç oldu? Hadi çocuklar. Sözün var mı, son sözün? Sen oğlu musun? Oğluyum. Sen sık. Bunlara bırakma. En çok senin hakkın. Akın yapacak zaten. Eyvallah amca. Ama sıkmak falan yok. Sen bizi yanlış anlamışsın. Thank you.
düşman gözüne bak. Yağmurdan doluya mengeneden cendere yollar bizi hak. Kurşun bıçak tokat, yumruk tekme sokaklarda yaşar o kan akar. Durmaz derin koma atar damar. Silindir gibi geç dertler asfalta benzer işler döndü terse ensemde sorumluluk ve dirayetle derde deva gelen ellerle. Sırtımdaki bıçakları say sokan belli ve sığ sebeple el ele verince mahallem küllerinden dirilir. Anka kuşu gibi fırtına gibi. Mahallemin yolu bir dertlerimiz deniz gibi serin derin. Yüzme bilmek yetmez açılma tsunami gibi döneriz. Mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz. Dosta kardeşe aileme dokunma tsunami gibi döneriz. Yüzüm gözüm kana kire bulanıyor bu savaş. Daha yeni başlıyor gölgeler suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Sokak yanlar cebe koyar apar topar güneş batar ay çıkar vurur dibe çare arar mezar kazar kendi yatar plan yapar ezber bozar güneş doğar felek şaşar vurur dibe başa sarar dinamitle patlatsan da entikalarla aldatsan da paylar saydam hasat gelir orakla çarkına çamakla düşman bakar çoraktan dal çıkar budaktan kopan olsa da fal tutar sokaktan koşan olmasa bal tutan da...